Tamamen kutsal lekesiz, çok kutlu olan ilahımız Mesih İsa'nın validesi ve ebediyen bakire kalan Meryem'le bütün azizleri anımsayarak kendimizi ve birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrı'ya emanet edelim. Sana ya. Ισαΐας έσκαψε να βρει με την προτροπή του Αγίου Γεωργίου την εικόνα του, την βρήκε με μια αρμαθιά κουδούνια επάνω και από εκεί πήρε το όνομα Κουδουνάς. Dileyeceğiz, mutluluk dileyeceğiz. Tamam, şu anda yukarı çıkıyoruz. Kimden dileyeceğiz? Yol güzel. Ziyarete mi geldiniz? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Kaya Yorgi'ye. Müslüman mısınız? Evet. Buraya katılanların %95'i Müslüman ve Kaya Yorgi'ye gidiyor. Nasıl yorumluyorsun bunu? Vallahi benim herhangi bir din mezhep ayrımı gözetmediğim için, hepsinin dileklerini Cenab-ı Allah'tan diledikleri için sadece bir dilek olarak değerlendiriyor. Dilekten öte... Peki direkt Allah'tan dileseler? Zaten direkt Allah'tan diliyor. Evet. Sadece ne diyelim, bir vesile diyelim, bir aracı diyelim. Yani Kur'an'da biliyorsunuz direkt Allah'tan dilemek direktlik var, emir var. Araya başka bir sokmuyor yine de Kur'an-ı Kerim. Biz size bu Kur'an-ı Kerim hediye edelim. Teşekkür ederim. Biz Kur'an-ı Kerim'de bütün bu işin özellikleri, incelikleri zaten anlatılıyor. Evet. Peki siz şunu kabul ettiniz mi? Allah katında... Atacaksın. Ne yapıyorduk? Sağlık. Sağlık. Sağlık.
Ve? Başka? Mutluluk. Mutluluk. Peki anneciğim. Ver anne kağıdı şimdi sana. Ben hatırladım. Bir saniye. Sen ne mi yazıyorsun dilekleri? Tamam, dirence sen ver. Sen alıyorsun, kendin atıyorsun dilek üstüne, tamam mı? Aa, kendim aldım. Sen de dileğini at bakalım. Dilek kutusuna at hadi. Dilek kutusuna atsana. Aferin. Allah kabul etsin. Tamam mı? Kutuyum ayı. Allah kabul etsin. Radio Shema FM 98.0 is doing something that is rarely allowed in a Muslim country. Çok açık bir şey. We openly talk about Jesus Christ and read the Bible every day. Sona Tufan manages Radio Shema. He says that the radio station has become a powerful tool in changing people's perception of Christianity. People here have deep suspicions about Christianity. Sen ablansa ben de karımdım. Götüreceğim onu. Ne götüreyiz? Kabadayı mısın? Gel içeri. Mustafa olurken sordunuz mu ya? Mustafa. Bunlar hep konuştuk. Bilmiyoruz. He. Bilmiyoruz nerede çektiğimizi. Ya başka çare mi var? Bu tarafa anlaşılır zıvık diye kork. Öbür tarafa Hristiyanlar aşağılasın seni. Yeter de. Götüreceğim diyemezsin. Anlayın mısın? Ablam isterse gelir senden. İyi ya işte bırak da konuşayım. Olmaz. Niye olmaz? Kapıyı çocuk işeyecek. Kapa şu kapıyı. Bu çekseri sahipten. Biz çok ateşlendi. Çok korktum. Vaftiz edelim dedik. Şey yok uşuğum. Önce pişkinliğe koyacağız. Hadi toparlan gidiyorum. Şu anda vaftiz ettik. Daha ne? İyi ya. Siz olmasaydınız nenem göndermezdi ablam. Yapacak bir şey yok. Müslüman olarak kendilerini ettiler. Biz İsa'nın hatırına bağışlandık. Biz Ortodokslar. Hristiyanlar. İsa bizim için çekti o acıları. Biz bağışlanalım diyeni. İsa'yı terk ederek büyük günah işlediler. Ablam günah işlemiş olmayayım mı? Dinini değiştirmiyor ki. Biz razıyık buna. Kilise olarak. İslam şeriatı altında yaşayırım. Padişah anaları var, padişah karıları var, Hristiyan olan. Tersine olsaydı, bir Müslüman kız Hristiyanla evlenseydi? Daha kolay kabul ederim bunu. Nesep erkek üzerinden gider. Ama Müslümanlık dinden dönmüş sayar kişi. Cezası ölüme kadar gider. Din değiştirmemiz, Müslüman olmamız için baskılara maruz kaldık. Dinimizi yaşamak için ağır vergiler aldılar bizden. Cizye, yani haraç. Kimimizin hali vakti yoktu bu haracı ödemeye. Müslümanmış gibi göründüler. Kilise mazur gördü onları. Rabbimizin hoş göreceğini bildiği için mazur gördü.
Sizler 200 yıldır duyurmuşsunuz. Kilise çektiğiniz acıları gibi. Camileri namaz kılmıyor. Ölüleri gibi Müslüman mezarlarından getiriyorsunuz. Ben Rabbim! Ben Rabbim! Ben Rabbim! Ben Rabbim! Ben Rabbim! Ben Rabbim! Ben Rabbim!